Merhaba sevgili Sabah Spor izleyenleri. Pilates dersimizle beraberiz. Ben Pilates hocanız Barışcan Kalan. Bugün yine birlikte Pilates dersimizi işleyeceğiz. Yapacağımız ilk egzersizimiz omuzlarımız genişliğinde, ayaklarımızı açtık. Parmak uçlarımız, topuklarımız da aynı hizada. Bel duruşumu ayarlamak için fermuarımı yukarıya çeker gibi belimi hafifçe geriye aldım. Duruşumu ayarladım. Ellerimi öne doğru uzattım. Küçük küçük nefes alıp vererek kalçamı hafifçe geriye doğru esnetiyorum. Evet, esnetmeyi yaparken yapacağım en önemli şey dizlerimi öne salmak yerine kalçamı geriye doğru salmak olacak. Evet, son 4, 3, 2, 1 ve bravo. Ayaklarımı biraz daha geniş açtım bu sefer. Yine ellerimi karşıya doğru uzattım. Derin bir nefes aldım. Kalçam yine geriye doğru dışarıda. Nefesimi vererek sağa doğru gövdemi çevireceğim. Nefes alarak ortaya gel. Ve nefes vererek sola. Nefes alarak ortaya. Sola. Gel ortaya. Diğer tarafa. Ortaya gel. Pozisyonumu hiç bozmadım. Derin nefes alarak başlayacağım. Nefesimi verdiğimde yukarıya doğru uzanacağım, esneyeceğim ve nefes alarak ortaya geri geleceğim. Evet, başlangıç pozisyonunda derin nefesimi aldım. Ve nefes vererek başladım. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Son 4. Ver nefes. Al nefes. Bravo. Son 2. Ve son kez yaptım. Ayaklarımı bu pozisyonda biraz daha açıyorum. Bravo. Sağ dizimi hafifçe büktüm. Ve sağ dirseğimi oraya doğru koydum. Ve yavaş yavaş en uç noktaya kadar uzanıyorum. Yavaşça ortaya geldim. Bu sefer sol dirseğimi koydum, sol dizimi büktüm. Ve yine uzanarak devam ettim. Yavaş yavaş tekrar ortaya geldim. Bravo. Ve yavaşça ayaklarımı kapadım. Şimdi sıradaki egzersizimize bizim mini ball dediğimiz topumuzla devam edeceğiz. Evde bunun yerine küçük bir köşe yastığı ya da çocuğunuzun, torununuzun topu varsa herhangi bir topu, bir cismi kullanabiliriz. Evet, ayaklarımı biraz fazla açtım bu sefer. Topu karşıda iki elimle beraber tuttum. Derin bir nefes alarak başlayacağım. Nefesimi verdiğimde hafifçe topu ayak bileğime indireceğim. Nefes alarak tekrar ortaya geleceğim. İlk olarak sol ayağımdan başlıyorum. Başlangıç pozisyonunda derin nefesimi aldım ve nefes vererek başladım. Nefes al ve nefes ver. Hareketi yapmaya devam ediyorum. Nefes al ve nefes ver. Hareket esnasında dikkat edeceğim en önemli şey, aşağıya doğru eğildiğimde sırtımı hafif bir C haline getirmem ve tekrar yukarıya gelmem. Diğer bir dikkat edeceğim husus, kollarımı hareket esnasında hiç bükmeden devam ediyorum ve nefes alıp vermeyi asla unutmuyorum. Son 4. Ver nefes. Son 3. Ver nefes. Son 2. Ver nefes. Son kez. Ortaya geldim. Çok kısa nefeslendim. Aynısını bu sefer sağ bileğime yaparak devam ediyorum. Derin nefes aldım ve nefes vererek başladım. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Bravo. Son 4 tane. Al nefes. Son 3. Al nefes, son 2.
Al nefes, son kez. Harika. Yavaşça ayaklarımı topladım. Sağ ayağımı hafifçe öne koydum. Sol ayağım arkada, çok hafif arkada, parmak ucunda. Topu başımın üstünde birleştirdim. Harekete başlangıç pozisyonunda derin nefesimi alıyorum. Az önce çaprazlara yaptığım hareketi bu sefer öndeki ayak parmak ucuma doğru yapacağım. Derin bir nefes aldım ve nefes vererek başladım. Ver nefes, al nefes. Hareketi yapmaya devam ediyorum. Hareketi yaparken yine dikkat edeceğim en önemli nokta, yukarı pozisyona geldiğimde vücudumun tamamen düz pozisyonu alması. Yukarıya geldim. Bravo. Harika. Son 4. Tavana uzandım. Ver nefes. Son 3. Tavana uzandım. Ver nefes. Bravo. Son 2. Tavana uzandım. Ver nefes. Son kez tavana uzandım ve son kez nefes veriyorum. Bravo. Yavaşça yukarıya geldim. Evet, şimdi diğer ayağımı ön tarafa aldım. Dizim hafifçe bükülü. Sağ ayağım arkada, parmak ucunda. Yukarıya aldım elimi. Derin bir nefes alarak başlıyorum. Ve ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Evet, nefes alıp vermeyi hiç unutmuyorum. Bravo. Son 4. Son 3. Son 2. Son kez nefes al ve son kez nefesini ver. Bravo. Yavaşça ayağını topladın ve dik pozisyona geldin. Harika. Şimdi daha önce de söylediğimiz gibi biz mat kullanıyoruz. Evde bunun yerine bir minder ya da bir battaniye kullanabiliriz. Dizlerimi onun üzerine koydum. Sağ ayağımı yana açtım. Sol elimi yana uzattım. Sağ elim yukarıda. Başlangıç pozisyonunda derin bir nefes alacağım. Nefes alırken parmak ucuma uzandım. Nefesimi verirken tam tersi uzanıyorum. Evet, başlangıç pozisyonuna geldim. Derin bir nefes aldım. Nefes alırken uzandım. Ve nefes ver. Nefes al. Ve nefes ver. Hareketi yapmaya devam ediyorum. Nefes al. Ve nefes ver. Evet, harekette dikkat edeceğim en önemli nokta, nefes al. Ve nefes verirken uzandığımda vücudumun aldığı pozisyon yine dümdüz olacak. Nefes aldım ve nefes veriyorum. İkinci en önemli nokta, uzanabildiğim en uzak pozisyona gittim. Harika. Son 4. Nefes ver. Bravo. Son 3. Nefes ver. Bravo. Son 2. Nefes ver. Ve son kez nefes ver. Yavaşça geldim başlangıç pozisyonuma ve ayak değiştiriyorum. Diğer ayağımı açtım yana. Topu yukarıya aldım. Elimi uzattım. Yine başlangıç pozisyonunda derin bir nefesle başlayacağım. Nefesimi alırken yine ayağımı uzandım. Nefes verirken tekrar aşağıya doğru iniyorum. Başlangıç pozisyonundayım. Derin bir nefes aldım. Ve nefesimi alırken uzandım ve nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Bravo. Nefes al. Nefes ver.
Nefes al. Son 4 nefes ver. Nefes al. Son 3 nefes ver. Nefes al. Son 2 nefes ver. Nefes al. Ve son kez nefes ver. Bravo. Ayağımı diğerinin yanına aldım. Topu bıraktım. Evet. Şimdi birazcık esneyeceğiz. Dizlerimin üzerindeyim. Kalçamı topuklarımın üzerine doğru koydum. Evet, ellerimi ileriye uzattım. Uzanabildiğim kadar ileriye. Ve başımı yavaşça iki omzumun arasından bastırdım. Sırt bölgemi ve obliklerimi, yani karın bölgemin yan ve arka kısımlarını güzelce bir esnettim. Geriye doğru yavaşça geldim. Evet, aynısını bir kere daha yapıyoruz. Ellerimi uzattım. Bir tam esneme daha yaptım. Geriye doğru yavaşça geldim. Bravo. Evet, dizlerimin üzerindeyim yine. Bu sefer sağ ayağımı öne aldım. Hafif çaprazda. Tam düzene koyamam çünkü dengemi sağlayamam. O yüzden hafif çapraza aldım. Top yine iki elimle başımın üzerinde. Başlangıç pozisyonunda derin nefes alıyorum. Nefes vererek parmak ucuma uzandım. Ve topu bacağımın üstünde sürüklermiş gibi nefes alarak doğruldum ve elimi yukarıya kaldırdım. Evet, başlangıç pozisyonunda derin bir nefes aldım. Hareketi 3 parçada yapıyorum. Derin nefesi al, başlangıç pozisyonu ve nefes vererek başladım. Nefes ver, ilk pozisyonum. Hafifçe nefes alarak dik pozisyona geldim, ikinci pozisyonum. Ve nefes almaya devam ederken üçüncü pozisyon, topu yukarıya aldım. Evet, ver nefes. Nefes alarak gel bakalım. Ver nefes. Ve nefes alarak gel bakalım. Bravo. Ver nefes. Ve nefes alarak gel bakalım. Son iki tane yapıyoruz. Ver nefes. Bravo. Ve son kez. Ver nefes. Ve başlangıç pozisyonuna geldik. Ayak değiştiriyorum yavaşça. Evet, yine başlangıç pozisyonu için topu başımın üzerine aldım. Derin bir nefes al. Ve nefes vererek aşağıya geldim. Nefes alarak dik pozisyondayım. Ve top başımın üstünde. Ver nefes. Ver nefes. Ver nefes. Ver nefes. Son iki tane ver nefes. Son kez ver nefes. Bravo. Ve ayağımı yavaşça aldım. Şimdi yere serdiğim battaniye ya da minderin üzerine sırt üstü yatıyorum. Şimdilik topları kenarıya bıraktım. Ayaklarımı altında bir sehpa varmış gibi düşünerek sehpanın üzerine koydum. Ellerimi enseye aldım. Çok küçük küçük, hızlı hızlı nefes vererek paslar yapacağım ve omzumla başımı hafifçe yerden kaldıracağım. Çok küçük küçük. Son 4. Ve son kez. Bravo. Yavaşça ayaklarımı yere indirdim. Başımı yere koydum. Ufak ufak karnıma vuruyorum ve karnımın dinlenmesine yardımcı oluyorum. Evet, ayaklarımı yine sehpa pozisyonuna aldım. Hareketi yaparken dikkat edeceğim en önemli noktaların başında, ayaklarımı hep 90 derecelik açıda tutmaya çalışmam gerekiyor. Ellerim ensede. Derin bir nefes aldım ve kısa kısa nefes vererek başladım. Bravo. İkinci dikkat edeceğim nokta, çenemi göğsüme asla yapıştırmıyorum. Burada olduğu gibi
Çenem göğsümden hep uzakta. Ver nefes 4, ver nefes 3, ver nefes 2, ver nefes son. Yavaşça ayakları indirdim ve karnıma tekrar küçük küçük vuruşlar yapıyorum. Bravo. Şimdi ayaklarımı yukarıya doğru uzattım. Topu dizlerimin üzerine koydum. Nefes aldım başlangıç pozisyonunda. Nefesimi vererek topu yavaş yavaş ayağıma doğru götürdüm ve yavaş yavaş geri getirdim. Evet, başlangıç pozisyonu için derin bir nefes aldım ve nefes vererek başlıyorum. Gel geri. Ver nefes. Gel geri. Ver nefes. Gel geri. Ver nefes. Gel geri. Ver nefes. Bravo. Son 4. Son 3. Son 2. Ve son kez. Ve yavaşça ayağımı indirdim. Yine karnıma küçük küçük vuruşlarla karnımı dinlendiriyorum. Karın egzersizlerini yaparken dikkat edeceğim en önemli noktaların başında, az önce de gösterdiğim gibi, çenemi kesinlikle göğsüme yaslamıyorum. Bu önemli. İkinci dikkat edeceğim pozisyon, eğer bunları yaparken bir bel problemin varsa ufak bir havluyu ya da bezi katlayarak belimin tam altına yattığım yere denk gelecek şekilde koyabilirim. Evet, devam edeceğim. Son bir egzersizle devam ediyoruz. Ayağımın birini yukarıya doğru uzattım. Hangi ayağımı uzattıysam ters elimi başımın üstüne aldım. Diğer elim yanda ve yerde. Derin bir nefes aldım. 6 kez yapacağız. Nefes vererek başlıyorum ve başladım. Bu 1. Ver nefes. 2. Ver nefes. 3. Ver nefes. 4. Ver nefes. 5. Ver nefes ve 6. Yavaşça ayağımı indirdim. Karnıma yine ufak ufak vuruşlar yapıyorum. Bu sefer ters ayağımı kaldırdım. Ve diğer elimi başımın üzerine aldım. Ve kullanmadığım elim yanda yerde. Yine 6 tekrar yapacağız. Derin bir nefes aldım. Ve nefes vererek başladım. 1. 2. 3. 4. 5. Ve son. 6. Yavaşça ayağımı indirdim. Karnıma kısa kısa vurdum. Bravo. Ve şimdi oturur pozisyondayım. Elimi yana uzattım ve başımın üstünden esniyorum. Aynısını diğer tarafa yaptım. Şimdi öne doğru yavaş yavaş uzanmaya çalışıyorum. Ve en uzun noktada bekliyorum. Yavaşça ellerimi yerde sürükleyerek geri geldim ve dik bir pozisyonda kaldım. Tekrar ellerimi yavaşça yöne doğru aldım. Şimdi burada derin derin nefes alıp veriyorum. Ellerimi yerde sürüyerek yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna geliyorum. Yavaşça gövdemi geriye doğru saldım. Ve vücudumla küçük bir C yapıyorum. Ve yavaşça dik pozisyona gelerek bugünkü dersimizin sonuna geliyoruz. Sevgili Sabah Spor'u izleyenleri, pilates dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki pilates dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.